Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Ben Cemal Arı. Bugünkü videomda size NCZ uzantılı dosyaların RTS programında nasıl açıldığını göstereceğim. Öncelikle bunun için bize gerekli bir modül programı var. Direkt RTS modülü olarak gözüküyor. Bunu buradan indiriyoruz. Linki burada var. İndirdikten sonra, ben de indirilmiş olarak olduğu için indirmeyeceğim tekrar. İndirilmiş olduğumuz dosyanın içinden programı tıklıyoruz. Ve setup'ını yüklüyoruz. Buradan next diyoruz. Next deyip programımızın ismi CatRider arkadaşlar. Bunu Google'a yazıp indirebilirsiniz. Bu modül programımızın ismi. Next deyip devam ediyorum. Install deyip yüklüyorum. Ve yükledikten sonra ArchMap özetler kısmından dosya konumunu aç diyorum. Buranın içerisinde kategori kısmını bulacağım. Kategori kısmını tıklıyorum. Şunu da artık şimdi. Biraz geç gelebilir arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor gelmesi. Ve açıldı. Buradan en alta geliyoruz. En altta Esri Workspace Factory kısmı var. Bu Factory kısmını tıklayıp Kategori Importer diyoruz. Ve şuradaki kısmımızın tikini atarak Apple Change kısmını tıklayıp programımıza dahil ediyoruz. Bu işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Burada bir deneme yapmak istiyorum. Add Data'dan veya Arch Catalog'dan ne yapabiliriz? Benim bir Netcat uzantılı dosyam var. NCZ uzantılı. Buradan münhanileri seçiyorum. Ve Add diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Spatial referansı yok. Bunun Spatial referansını da atma işlemini göstereceğim. Layer diyorum. Bu göstermedi. Başka bir dosya çağırayım. Nokta verim varmış. Onu atayım. Bu geldi. Bu şekilde açabiliyoruz. İstersek bunu arkadaşlar öncelikle datadan export data deyip shape file uzantılı veya future class olarak kaydedebiliriz. Buradan Arch klasörümün içine nokta olarak kaydedeceğim. Burada shape file veya future class olarak kaydedebiliriz. Ben shape file olarak kaydetmek istiyorum. Ve save diyorum arkadaşlar. OK deyip future class'a dönüşümünü yapıyorum. Shape file olarak. Burada şimdi layer'ım eklensin mi diye soruyor. Evet diyorum. Artık şu hak ediş nokta verisine ihtiyacım yok. Bunun NCZ olduğu için bunun artık bir işim kalmadı. Bunu direkt shape file olarak çağırdığım için buradan şey yapabilirim. Buradan arkadaşlar properties sekmesinden girdiğimizde koordinat sisteminin olmadığını görüyoruz. Bunu atamak için de Arch Toolbox sekmemizin altından Data Management Tools'un altındaki Projection and Transformation sekmesinin altından Define Projection diyorum.
Bu da import future class'ımı nokta verimi seçiyorum. Burada da atamak istediğim alanı seçiyorum. Buradan UTM atamak istiyorum. UTM'den VGS 84 Nurten bu bölge benim Kütahya çalışma alanında olduğu için VGS 84 UTM Zone 35. zonu seçiyorum. Ve OK dediğimde şurada işlemim tamamlandı. Projeksiyon sistemi de atamış oldum. Şuradan baktığımızda artık koordinat sistemi atılmış şekilde göstermiş oluyor. Bunu VGS 84'ü atabilir. İstersen E50'de çalışmak isteyenler E50'ye atayabilir. Hangisini atamak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Ondan sonra data frame altından şu kısımları metrik yapıp metrik olarak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. İyi günler.